Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grimm kardeşlerin yazdığı Çıkrık Çıkız masalını okumak istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Çok uzun yıllar önce uzak diyarların birinde bir değirmenci kızıyla beraber yoksulluk içinde yaşıyormuş. Bu değirmencinin ne yazık ki yalan söylemek gibi kötü bir alışkanlığı varmış. Sonuçlarını düşünmeden yalanlar söyleyip başına olmayacak işler açar dururmuş. Bir yandan da parasızlıktan yakınır, biraz daha rahat bir hayat yaşamanın çarelerini ararmış. Kızıysa sessiz sakin, yardımsever, sevecen ve iyi niyetli bir kızmış. Günlerden bir gün kral çarşıda gezerken türlü oyunlarla kendini çok önemli biri gibi gösteren değirmenci tüm muhafızların arasından sıyrılıp kralın yanına kadar ulaşmış ve ona "Efendim, önünüzde saygıyla eğiliyorum. Benim yetenekli bir kızım var efendim. Yün eğirirken eğirdiği ipi altına çeviriyor. Siz saygıdeğer efendimiz belki onun bu hünerini görmek ister." demiş. Kral, "Bu çok ilginç ve memnuniyet verici bir yetenek. Onu yarın mutlaka sarayıma getir." diyerek yoluna devam etmiş. Değirmenci evine gidip hiçbir şeyden haberi olmayan kızını yanına çağırmış ve olanları anlatmış. "Fakirlikten kurtulmamızın tek yolu saraya gidip yeteneğinle kralın gözüne girmen yavrum." diyen babasına şaşkınlıkla bakan kız, "Ya ama babacığım, ben elimdeki şu basit iplikleri nasıl altına çevireyim?" diye sormuş. Ama çaresiz ertesi gün sarayın yolunu tutmuş. Saraya geldiklerinde kral kızı çeşit çeşit yünlerle dolu bir odaya almış, yünü eğirebilmesi için çıkrık ve makara getirtmiş ve ona şöyle demiş. "Bu yünleri altından bir yumak ipe çevirmek için 2 gün veriyorum sana, yoksa cezalandırılacaksın." Kızcağız ne yapacağını bilmez halde korku ve çaresizlikle ağlamaya başlamış. Birden bir tıkırtı duyup kafasını kaldırdığında içeriye küçük bir adamın girdiğini görmüş. Bu küçük adam Rumpel adında bazı büyülü güçlere sahip bir cüceymiş. Kıza doğru yaklaşıp neden ağladığını sormuş. Ve kız, "Bu yünü 2 gün içinde altına çevirmek zorundayım ve bunu nasıl yapacağını bilmiyorum." diye yanıtlamış. Küçük adam, "Belki sana yardım edebilirim ama karşılığında bana verebilecek bir şeyin var mı?" diye sormuş. Kız hiç düşünmeden, "Kolyemi verebilirim." diye cevap vermiş. Küçük adam kolyeyi kabul etmiş ve yünlerin başına geçmiş. Ceketini aralamış ve cebinde onlarca çeşit küçücük nesne arasından minik bir şişe altın sarısı boyayı çıkarmış ve yünlerin üzerine damlatmış. Cüce ayaklarıyla yünlerin arasında dolaştıkça yünler altın rengine dönmeye başlamış. Kız şaşkınlıkla izliyormuş olanları. Biraz sonra yünler kurumuş ve kız oturup eğirmeye başlamış. Aradan 2 gün geçince kral odaya girmiş ve gerçekten bir yumak altına benzeyen ipi görünce çok mutlu olmuş. Hep daha fazlasını isteyen kral açgözlülükle kıza bundan sonra tek işinin sabah akşam bütün ipleri altına çevirmek olduğunu söyleyip onu yün dolu bu odaya kapatıp gitmiş. Kız bir kez daha çaresizlikle ağlamaya başlamış. Bu sırada yine o küçük adam usulca içeri girmiş ve yardımı karşılığında bu defa ne verebileceğini sormuş. Kız, "Bir şeyim yok ki. Anneciğimden kalan bir yüzüğüm var sadece. Benim için çok kıymetli ama beni kurtarabilecekseniz onu vereyim." demiş. Cüce yardım etmeyi kabul etmiş ve odadaki bütün yünleri altın rengine çevirmiş. Bir süre sonra çıka gelen kral bütün yünlerin parlayan altın yumaklara dönüşmüş olduğunu görmüş. Kralın keyfine değecek yokmuş doğrusu. Kız için güzel bir ziyafet düzenlemiş. İstediği kadar onu sarayında misafir edebileceğini söylemiş. Hatta kızın bu sessiz sakin tavırlarından da iyice hoşlanmaya başlamış. O gece cüce yeniden ortaya çıkmış ve ona "Seninle bir sırrımız var. Bu sırrı açıklamamam için bana ne vereceksin?" diye sormuş. Çıkrıkçı kız cüceye "Verecek hiçbir şeyim yok. Babamı biraz daha rahat yaşatabilmek için kabul ettim bütün bunları ama içim hiç rahat değil. Senden önce ben kendim gidip krala itiraf edeceğim bu oyunu." demiş. Cüce bunu yapmamasını, kralın bunları öğrenirse onu öldüreceğini söylemiş. "Kral senden çok hoşlandı çıkrıkçı kız. Babacığını mutlu etmek için kralla evlenmelisin. Benim de senden çok küçük bir isteğim olur bu durumda. Doğuracağın ilk çocuğu bana verirsen bir daha ortaya çıkmam." demiş. Kızın içi hiç rahat etmese de cüce onu ikna etmeyi başarmış. Kız,
Neler olacağını kim bilebilir ki diye düşünüp cüceye kralla evlenirse ilk çocuğunu ona vereceğine söz vermiş. Kızın iyiliğini, sakinliğini gördükçe ona daha da yakınlaşan kral kısa bir süre sonra değirmencinin kızı bile olsa bütün dünyada ondan daha zengin bir eş bulamam diye düşünerek ona evlenme teklif etmiş. Çıkrıkçı kız babasının yalanları yüzünden kralı kandırmak zorunda kaldığına çok üzülüyormuş ama babasını da kendisini de yoksul yaşamaktan kurtarma arzusuyla kralın evlilik teklifini kabul etmiş ve kraliçe olmuş. Kral zamanla karısının güzel huylarından etkilenerek değişmiş, daha anlayışlı ve hoşgörülü biri haline gelmiş. Kız da her geçen gün kralı sevmeye başlamış. Yaşadıklarını unutmuş. Onun için mutlu günler başlamış artık. Aradan bir yıl geçmiş ve kraliçe güzel bir çocuk doğurmuş. Ve bir akşam bebeğini uyuttuğu sırada cüce odada belirip "Bana söz verdiğin şeyi almaya geldim." demiş. Kraliçe cüceye çocuğu almaması karşılığında sahip olduğu tüm hazineyi vermeyi teklif etmiş ama cüce "Dünyadaki bütün hazinelerden daha değerli olan tek şey saf bir çocuktur." diyerek bebekten vazgeçmiyormuş. Kraliçenin bebeği için ağlayışını gören cüce ona krala tüm gerçeği olduğu gibi itiraf ederse bebeği almayacağını söylemiş. Kraliçe bütün gece bunu krala nasıl anlatacağını düşünmüş. Gözüne uyku girmemiş. Olanları öğrenirse kral onu kapının önüne koyardı. Hem babasını daha rahat ettirmişken bir anda yine fakirliğe dönmek zorunda kalacaklardı. Belki kral onları sürgüne gönderecek, belki kendisine ve babasına zarar verecekti. Ama bir yandan da yıllardır içini kemiren bir yalandan kurtulup çocuğunu da cüceden kurtaracaktı. Hem artık o da kralı çok seviyordu ve sevdiği birini kandırmanın doğru olmadığını biliyordu. Bu düşüncelerle uykusuz geçen gecenin ardından sabah gün doğarken kralı uyandıran kraliçe sonunda her şeyi göze alıp çok sevdiği eşine olanları bir bir anlatmış. Bu oyunun bir parçası olduğu için özür dileyip kendisini ve babasını affetmesini rica etmiş. Kral beklenmedik bir sevgi ve şefkatle ona "Güzel kraliçem, asıl sen beni affet. Zengin olma hırsı ve açgözlülükle bunları yaşamana sebep olan bendim." demiş. Bu konuşmayı gizlice dinleyen cüce çıkrıkçı kıza gülümseyip bir daha görünmemek üzere ortadan kaybolmuş. Asıl hazinenin gerçek sevgi ve gönül zenginliği olduğunu bir kez daha hatırlayan kral ve kraliçe ömür boyu mutluluk ve bereket içinde yaşamışlar.